Geldik toplumsal tabakalaşmaya, diğer adıyla eşitsizlik hiyerarşisi. Tabaka, toplumsal özellikleri açısından birbirine yakın olan insanların oluşturduğu bütüne verilir. Aynı sosyal tabakayı paylaşan insanların ekonomik düzeyleri, eğitim seviyeleri, tüketim alışkanlıkları, saygınlıkları birbirine yakındır. Bir de tabakalaşma piramidi denilen şeyden bahsedelim ki diğer adı eşitsizlik hiyerarşisi. Burada da gelişmemiş ve gelişmiş toplumların tabakalaşma türlerine bakacağız. Şimdi şu gördüğünüz gelişmemiş ya da az gelişmiş ya da bizim gelişmekte olan dediğimiz toplumların piramidini anlatır. Gördüğünüz üzere alt tabaka çok geniştir. Bütün tabakalar içerisinde en geniş olandır. Orta tabaka birazcık daha alt tabakadan azdır. Üst tabaka azıcıktır. Gelişmiş ülkelerde ise alt tabakayla üst tabakanın sayısı neredeyse birbirine eşittir. Burada çok ciddi anlamda orta tabakanın sayısı yüksektir. İkisinin arasındaki fark zaten çok bariz bellidir. Aynı tabakada yer alan insanlar burada da olsa, burada da olsa ekonomik düzeyleri, eğitim düzeyleri, tüketim seviyeleri toplumda hükmetme güçleri, soyları, saygınlıkları birbirine yakındır. Gelişmiş toplumlarda kişi başına düşen gelir payı yüksektir. Okuma yazma oranı yüksektir. Nüfus artış oranı düşük, kırsal nüfus oranı az, kentsel nüfus oranı çoktur ve genç nüfus oranı düşük, yaşlı nüfus oranı fazladır. Az gelişmiş ya da gelişmemiş ya da Gelişmekte olan diye tabir edilen toplumlarda kişi başına düşen gelir payı düşük, okuma yazma oranı düşük, doğum ve ölüm oranları yüksek, kırsal nüfus kentsel nüfustan fazla, genç nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı düşüktür. Yani gelişmiş toplumlarda görülen özelliklerin tam tersi özellikler burada görülür. Kimi hatırlatır bize? Maalesef bizim ülkemizi hatırlatır. Şimdi bakalım sosyal tabakalaşma tiplerine üç şekilde gerçekleşebilir. Sosyal tabakalaşma. Açık tabakalaşma dediğimiz durumda tabakalar arası geçişte yetenekler ve başarı belirleyici roldür. Kazanılmış statülere önem verilen demokratik toplumlarda görülür açık tabakalaşma. Yani tabakalar arası geçiş mümkündür. Kişinin yeteneklerine ve başarılarına bağlıdır. Modern toplumlarda bu görülür. Yarı açık tabakalaşma, tabakalar arası geçiş belli ölçülerle sınırlandırılmıştır. Mesela feodal toplumlarda e, işte senyörün kızıyla evlenilirse eğer tabakalaşma e, tabakalar arası geçiş mümkündür. Dolayısıyla belli koşullara bağlıdır. Yarı açık tabakalaşma dediğimiz durum budur. Kapalı tabakalaşmada ise tabakalar arası geçiş yasaktır. Bireylerin bir tabakada yer alması başarı ve yeteneklerinden değil aile, din, ırk gibi doğuştan getirdikleri statüleriyle alakalıdır. Tamamen verilmiş statüler önemlidir. İnsan hangi tabakada doğduysa orada ölür. Evlilikler de aynı tabaka içinde gerçekleştirilir. Hindistan'da, Bali'de, Sri Lanka'daki sistemlerde kapalı tabakılaşma görülür. Hatta üniversiteye öğrenci alınırken ya da evler belli renklere boyanırken bile tamamen hangi tabakada bulunuyorsa kişi ona göre hareket edilir. Durum budur Kabala'da. Peki toplumsal hareketlilik ne demek? Bu da iki şekilde gerçekleşebilir. Dikey hareketlilik ya da yatay hareketlilik. Dikey hareketlilikte bireyin tabaka değiştirmesi, bir üst tabakaya çıkması ya da bir alt tabakaya inmesi şeklinde gerçekleşir. Ve burada bireyin yaşama şeklinde çok belirgin değişiklikler meydana gelir. Alt tabakadan orta tabakaya, ortadan üste ya da tam tersi dikey hareketlilik sadece yukarıya çıkmakla olmaz, aşağıya düşüşle de olur. İşte bir iflas durumunda mesela kişinin üstten ortaya düşmesi ya da ortadan alta düşmesi bir dikey hareketlilik durumudur. Burada unutulmaması gereken kişinin yaşam şeklinde önemli değişiklikler oluşur. Yani işte atıyorum oturduğu evi değiştirir, tüketim alışkanlıklarını değiştirir, olumlu ya da olumsuz şekilde. Yatay hareketlilikte ise aynı tabaka içinde yaşanan geçişler söz konusudur. Bireyin yaşama şeklinde belirgin değişiklikler meydana gelmez. İşte tayini çıkan birisinin bir öğretmenin mesela bir yerden başka bir yere geçmesi yatay hareketliliktir. Tabakalar arası değişiklik olmaz aynı tabaka içinde gerçekleşir yatay hareketlilik. Müzik